Yağmur yağıyor gördüğünüz gibi. Sabah 7. Ve bu yağmur benim dışarıda yürüyüş yapmamı imkansızlaştırıyor. Zaten hafif grip olduğum için diyetisyenim bir iki gün yürüme lütfen demişti. Bir dakika. Oldu mu? Hiç olmadım. Şu an oldum. Instagram'dan yaptığım paylaşımlardan dolayı bana nasıl kilo verdiğimle ilgili sorular sordunuz. Ve zaten bu kanalı bu kadar mı boşlanır diye haklı eleştirilere tuttunuz. Ben de istemiyorum aslında ama yoğun geçen bir Ağustos, yoğun geçen bir Eylül ve yoğun geçmeye devam eden bir Ekim'den dolayı aslında hep burada içerik paylaşmak istiyorum ama birazcık böyle iyi bir şeyler olsun, mükemmel olsun. Yani nedense o pandeminin başındaki gibi açalım kamerayı konuşalım gibi şeyler yapmıyoruz. Belki de yapmak lazım. Çünkü aslında o doğal içerikler daha güzel oluyor. Bu kilo verme konusuyla ilgili size anlatacağım ne yaptığımı. Bir paket beslenme yaptım eve. Her sabah bir paket geliyor. Bir kutu açılışı yapıyorum. Bu da eğlenceli oluyor. Genelde Demir'le beraber yapıyoruz bunu. Biliyorsunuz bir sürü alternatif paket var. 3 günlük paketler var, 5 günlük paketler var. İşte ketojenik paketler var. Ne bileyim düşük kalorili paketler var. Hatta yani işte anne emzirme paketi, hamilelik paketi bir sürü alternatif var. Benim seçtiğim standart bir daha düşük kalorili beslenme paketiydi. Ve bir arkadaşımın tavsiyesiyle Numan Ünsal'la çalıştım. İlk olarak kendisinin ofisine gittim. Bir ölçüm yapıldı. Hemen ertesi gün pakete başladım. 15. günde yeniden nereye gittiğini görmek için bir ölçüm yapıldı. Yağ kas oranı. Ve bir ay süren bir çalışma yaptık beraber. Araya 5 gün benim iş seyahati ve tatilim girdi. Ama o 5 günü de paketin sonuna ekledik. Bu arada 5 gün ardışık olarak girmedi. Yani araya böyle 1 gün, 2 gün gibi girdi. Ve hedefimiz 5 kilo vermekti. Beraber koyduğumuz hedef ve tam olarak da 5 kilo verdim. Bu hedefi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Sabahları aç karnına ilk yaptığım şey. Bardak su. Bu kaynar su. Şimdi bunu ılındıracağız. Benim sabah koşturmam olduğu için paketin saatinde gelmesi çok önemli. Saat şu anda 7.30 ve beklentime göre 8'i çeyrek geçe gelecek. Hiçbir gün sapmadı. Bu çok önemli. Yani daha önce yaptığım paketlerde hep 8 diyordum, 9'da geliyordu, 9.30'da geliyordu. Hep bir bahanem oluyordu. Bunda yok. Ve dakiklik, prensip, disiplin iyidir. Ilık su içine yine kendisinin gönderdiği elma sirkesi. Bir tatlı kaşığı koyuyoruz. İlk içtiğimiz şey bu. Sirke sevmeyenler mesela fare gibi sirkenin kokusuna dayanamayanlar bu diyeti yapamayabilir. Ama kesin bir alternatif buluyordur Numan Bey. Oldu. Bu arada bu bir işbirliği değil. Yani ilgileniyorsunuz bulursunuz sayfasında ama genelde de dolu oluyor. Çünkü belli bir sayıda kişiye bu paketleri hazırlayabiliyorlar. Ama eğer ilgileniyorsanız da şansınızı deneyin yani. Demir'le beraber paket açmayı seviyoruz. Genelde içinden yani her gün çıkan standart şeyler var. Mesela küçük bir kombuça çıkıyor. Sabah yine kahvaltı öncesi tükettiğimiz. Önce bu içeceği içtikten bir parça sonra bir saatlik bir yürüyüşünüz var. Spor önemli ama bu paket esnasında ağır spor yapmıyoruz. Çünkü hani yağ kas oranı değişimlerinden dolayı kilo kaybını da tam olarak kontrol de edemiyoruz. Ve biliyorsunuz kas vücut ağırlığını fazlalaştırdığı için sizde hani tavsiyesi bu süreçte, bu bir aylık süreçte benim sadece bir saatlik yürüyüşü yapmam
Daha sonrasında kiloyu verdikten sonra normal spor hayatına geri dönmek ki bu da bana iyi geldi açıkçası. Ve bir saatlik yürüyüş bile ben belki de haddinden fazla tempolu yaptığım için oldukça yorucu oluyor. Çünkü sonuçta aldığınız kalori bayağı düşüyor normale göre. Normal spor yaptığım zamana göre benim. O yüzden de o yetiyor yani. Neden başladım? Yoğun bir Ağustos ayı geçti. Bodrum'daydık. Tabii ki arkadaşlarımız geldi, gitti, gece dışarı çıktık, sosyalleştik, içki içtik, haddinden fazla yemek yedik falan derken Eylül ayı okula dönüş diye geçen, bizim de şehre döndüğümüz, işin yoğunlaştığı, Fahir'in ayın neredeyse 20 günü İstanbul'da olmadığı bir dönem ve çocukların okullarının başladığı, özellikle Defne'nin okul değiştirdiği ve bir oryantasyon süreci olan benim de tamamen onlarla ilgili ve gece daha erken yatıp akşamları, sabahları önceki okuluna göre Defne'nin çok daha erken kalktığı, yani saat 7-10 kalkıyor, 7.30'da beraber evden çıkıyoruz. Servisle gitmiyor, ben götürüyorum ve sonra eve gelip Demir'i alıp onu da okula götürüyorum çünkü o okulumuzun da servisi yok. Böyle okula odaklı bir süreçti. Hatta bir sürü lansmana gidemedim, gitmek istediğim. Hatta 8 aydır büyük bir azimle devam ettiğim Fransızcama'da bir ay ara vermek zorunda kaldım Eylül ayında. Çünkü ilk 2 haftası özellikle okulun kapısında bekleyerek geçiyordu ve öyle bir online derse katılabileceğim bir durum yoktu. Neyse, Ekim geldi ve yeniden Fransızca'ya da başladım bu hafta itibariyle. Bu süreçte de aslında biraz sakin kalmak, gece dışarı çıkmamak, içki içmemek, erken yatmak ki erken yatmak saat 8.30'da uyuduğum oldu. İnanılmaz bir şey. Ama genelde 10-10.30'da mutlaka uyumuş oldum ve dolayısıyla da sabah 5.30-6'da kendiliğinden uyanıyorum. Ve bu şekilde yürüyüşü de Defne'yi okula götürmeden önce yapabiliyorum. Böyle bir düzene geçtim. Bana çok iyi geldi dinlenmek, vücudumu dinlendirmek. Ve hakikaten o çocukların oryantasyon işlerinde onların gösterdiği dirence karşı sakin kalabilmek açısından da bence yani o mesela akşam çıkıp yorgun olsam, içki içmiş olsam, 3-4 saatlik uykuyla güne başladığında tahammülüm düşüyor ister istemez hayata ve insanlara ve çocukların da olsa bunlar onlara karşı. Ama bu yani benim için çok yumuşak geçen bir süreç oldu ve sonucunda da beklediğimden çok daha rahat bir adaptasyon oldu okula. O konuda da bu 1 saat yürüyüşü yapıyoruz, sonra kombu çayı içiyoruz ve ardından kahvaltı zamanı. Saat 9'da kahvaltı. Burada şurada bir tane menü var mı acaba? Onu yok etmişim. Hadi gerisini paket gelince anlatayım ben. Biraz daha hareketli olsun. Burada şu kitabı okuyorum. Zeytin Ağacı dizisini izledik ve yani herkes okuduğu için bari okuyayım dedim. Ama bana çok bir şey ifade etmedi. Tabii ki her kitabın bir bölümü bir şeyler ifade etti ama yani sonuna geldim. Bilmiyorum ki belki de benim ailemdeki travmalar bu kadar böyle net parmak basılabilir değil. Vakit gelince görüşeceğiz. Hadi Demir. Bugün 2 tane paket var. İşte bugün seç, bugün bu videoyu çekmeye karar verme sebebim aslında hem 2 paket olması, böylece alternatif yiyecekleri görmeniz, hem de çocukların okul koşturması olmadığı için rahat rahat görüntüleyebilmek. Mutfağa doğru gidebilir miyiz? Paşam. Düşmeden. Pazar gününkü Defne açıyor. Bugünkü Demir açıyor. Biraz yardım. Sen de yardım lazım mı? Yüksel istiyor. Ben oradan bugün yetmedi. Önce menüler. Anne. Arın. En çok ilgimizi çeken şey. Bu arın. Pazarın arın. Anne, Üzümlü. Demir kahvaltıda inanılmaz güzel bir şey yap. Zaten çok acıkmıştım. Genelde bir gün böyle klasik kahvaltı gibi peynirli ekmekli bir şeyler geliyor. Ekmekler her zaman heyecanlı bir saniye. Çocuklar çıkartmıyor. Balık var ya, içinde balık var. Balık mı?
ki çorbam gelmiş akşam yemeğine. Tamam, şimdi çocukların heyecanı bitsin, hepsini alacağım. Var. Bitti mi her şey? Tamam. Bu benim. Sizi seviyorum, teşekkür ederim. Oha. Şimdi. Cumartesi günü menüsü glutensiz yulaf ekmeğinden. Bu ekmekler hep kendisi tarafından yapılıyor. Kara buğday yulaf. Böyle küçük bir sandviç, yanında yeşil zeytin. Ben portakal sevmediğim için benim için modifiye ettiğim mandalinalı zencefilli içeceğim. Portakal sevmiyorum. Anne bunu ben yaparım. Evet, su kabı yapabilirsiniz. Burada hurmalı protein topları. Anne. Öğlen bir saniye çocuklar. Şey yiyebilir miyim? Aha. Yok, ben onu seviyorum ama burada sana mandalina var yeterince. Bu bahsettiğim küçük kombuça kahvaltıdan önce içeceğim şimdi. Bunları hepimiz yiyoruz. Yok. Size yaparız onlara. Bu da kefir kahvaltıdan sonra içiliyor. Bu cumartesi, evet, cumartesi öğlen yemeğinde hindi köfte var. Yanında mini patates, ketçap ve hardal. Ebru'nun dersi. Akşam yemeğinde ise fırında vegan karnıyarık var. Yanında da Yasemin pilavı, Yasemin pirinciyle yapılmış pilav. Domates. Tamam, şimdi pazara geçiyoruz. Genelde bir gün dediğim domates gibi... Domates değil ki. Çilek domates. Çilek. Genelde bir gün böyle peynirli, ekmekli bir kahvaltı. Bir günde granola bol diye badem sütüyle şöyle bir şey yolluyor. Yarın kahvaltısında. Benim ne? Ben bunları hep yanıma alıp çıkıyorum. Çok kolay oluyor. Ayrı ayrı paketlediği için her şey birbirine karışmaması. Ve ara öğünde mandalina yarının. Anne, öğlen yemeğinde... Bu benden çıktı. Buradan. Demirden çıktı. Öğlen yemeğinde şuradan gösterelim. Kinoalı mercimek köftesi. Akşam yemeğinde de sebze çorbası. Fırında ekşi mayalı kuru ton ile. Şimdi burayı organize edeyim. Detaylarını anlatacağım. Fahir çocukları aldı. Hızlıca anlatacağım artık. Onların yanına geçiyorum. O kaosta gösteremedim ama akşamüstü öğünü yok bu pakette. Ara öğün kahvaltı ile öğlen yemeği arasında. O yüzden de açlığın en çok vurduğu an akşamüstü aslında. Akşamüstleri her gün gelen farklı böyle değişik bitki çayları var. Burada gül çayı var. Bu da lavantalı falan bir şeyler. Ve bir de istediğin zaman size yeşil çay takviyesi yapıyor. Benim için Eylül ayı, Fahir de burada olmadığı için yemek pişirme derdim olmadı. Mutfak masrafını buraya pakete vermiş oldum aslında. Ve hani zaten dışarı çıkılmayacak bir dönem olduğu için bana çok iyi oldu. Ama en büyük problem böyle paketleri yaparken sosyalleşmek. Çünkü bir restorana gittiğinizde ya yemeğinizi yanınızda götüreceksiniz ya öncesinde yiyeceksiniz ve orada ancak bir su, çay, kahve bir şey içeceksiniz. Ama zaten benim için bu ayın amacı sosyalleşmemek olduğunda o konuda çok ağlaşmamaya çalışıyorum. En aç olduğum zamanlar akşamüstleriydi. Çay pek bir şey bastırmıyor ama direndim. Akşam yemeğin porsiyonları daha küçük. En önemli şey yaptığı her şey çok lezzetli ve hani böyle lezzetli bir şey yediğiniz zaman küçük de yeseniz sizi tatmin ediyor ve doyuruyor. Yani bir tane böyle haşlanmış kabağı bir kilo yesen ben ne yedim ya diyorsun ama burada en azından ağzında güzel bir tat kalmış olduğu için küçük porsiyona tamayyat edebiliyorsun yani. Ve tekrar düşmemesi de önemli. Yani 3 günde bir aynı şeyi göndermiyor. Sadece kahvaltıdaki o granola bol dediği müsli genelde aynı oluyor, aynı tip oluyor. Ama onun dışında ana yemeklerde de, ara öğünlerde de, yani bal kabaklı, tarttan tayinli kurabiyeye neler neler yedim. Bu kadar. Her şeyi söylemişim söylemek istediğim. Acıktım. Şimdi kahvaltımı edeceğim ve güne başlayacağız. Ve taşımam gereken şeyleri de yanımda taşıyacağım. Isıtmayla ilgili mikrodalga kullanabiliyorsun. Ben genelde air fryer ya da active fryer'a koyuyorum bir sürü şeyi. Mesela bu hindi köftesini kesin oraya koyarım patatesle beraber. Çok daha güzel ısıyor. Fırın kullanabilirsiniz mikrodalga kullanmak istemeyenler. Ama bazı şeyleri de ısıtmadan da yiyorum. Çünkü dışarıda bırakıyorum 1-2 saat çantamda. Ve sonrasında ılık olarak tüketiyorum. Yani çok takılmazsanız bence bayağı başarılı oluyor. Sonuçtan çok memnunum. 5 kilo tabii benim vücut yapımda hani böyle fazla bir kilosu olmayan bir insan için bir ayda
oldukça yüksek yani orana vurduğunuzda. Bir kilo daha vermek gibi bir amacım var. O yüzden bir hafta uzattım paketi. Aslında birazcık da hani o diyetten çıktım bir şeylere saldırayım gibi bir kafaya girmeyeyim diye. Ki öyle olmadı. Çünkü hakikaten öyle bir kısıtlama ve yağsız tuzsuz şeyler yemediğim için hani ay onu da yiyeyim bunu da yiyeyim. Sonuçta gün içinde bir tatlı bir şey de yiyorum. Hamurlu bir şey de yiyorum. Ama böyle adaptasyon olsun ve yani hani araya küçük bir akşamüstü belki çok kazındığında bir meyve ekleyeyim falan. Öyle yavaş yavaş döneyim diye bir de keyif aldığım için. Bir de yine faalim çok iş oldu ve zaten burada olmadığı için Amerika'dan geldi. Pazartesi günü Fransa'ya fuara gidiyor falan. Yani ben de kendime hazır ne yiyeceğimi düşünmeden bir şeyler gelsin diye bir hafta daha devam ettiriyorum. Böyle bence yeterince detay verdim. Anlık paylaşımlarım için Instagram hesabımda takip edebilirsiniz. Siz atıyorum uzun zaman sonra kanala bir video gelmiş oldu. Dahası da gelecek çok kısa zamanda. Hatta çocuklar bir challenge çekmek istiyor. Bu YouTube'da çocuk kanalları var. Mesela bizimkilerin izlediği Alex ve Gabby var. Orada böyle şeker yeme, işte değişik şekerler deneme falan da Amerika'dan böyle Cadılar Bayramı yaklaştığı için orada işte ekşili acılı şekerler getirmiş. Belki de bir sonraki video çocuklarla bir şey olur bilmiyorum. Ben diyorlar ki çekelim, video çekelim ama bu televizyona nasıl çıkacağız? Yani o televizyonda izlediğimiz için YouTube'u biz bu televizyona nasıl çıkacağız? Daha henüz anlayamadılar babalarının ne iş yaptığını. Görüşürüz.